some sun illuminating. Sıcak bir gelişme var arkamda görüyorsunuz değerli izleyiciler. Az sonra bu konuya döneceğiz ama öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o paylaşımı ekranlarınıza getirelim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çelikten pençeleriyle terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor ifadeleri kullanıldı paylaşımda. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz diyor. Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının sürdüğünü belirtiyor ve 10 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği mesajı paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Irak'ın kuzeyinden acı haberler peş peşe geldi. Askerlerimiz orada şehit oldu, yaralılarımız vardı ve günlerce de üzerine konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Şehit haberlerinin gelmesi ardından yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan ardarda açıklamalar gelmişti ve hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde operasyonların sürdüğü belirtilmişti. O operasyonların hız kazandığını görüyoruz ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Ama kimi uzmanlar da diyor ki bu iş operasyonlarla son bulmaz diyor. Bu işin asıl çözüm bulacağı yer siyasettir, meclistir diyor. Sıcak gelişmeyi aktardık. Şimdi az önce Gezer Avcı'nın haberini ekranlarınıza getirmiştik. Kapsülün dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki uzay istasyonuna kenetlendiği o anlara tanıklık ettik. Gezer Avcı biliyorsunuz Türkiye'nin 55 milyon dolar ödediği misyon için 14 gün uzayda kalacak ve 13 farklı deney gerçekleştirecek. 46 ülkenin insanın ardından biz de bir insanımızı parasını da ödeyip uzaya gönderebildik. Deneylerini de sürdürecek. Şimdi Türkiye'de hal böyleyken Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan'dan sonra Japonya da Ay'a iniş yaptı. Önce Sovyetler Birliği, ardından ABD, Çin ve Hindistan. Bu ülkeler şimdiye kadar Ay'a iniş yapabilen ülkelerdi. Listeye yeni bir ülke eklendi. The agency says the technology is unprecedented and essential in the search for moon water. Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Ay'ı araştırmak için akıllı iniş aracı Slim'in uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi. Moon Sniper takma isimli Slim aracının Ay'a başarılı bir şekilde indiği duyuruldu. The size of two athletic tracks on the slope of a crater. Açıklamada araçtaki yerleşik güneş bataryasının güç üretmediği ancak diğer ekipman fonksiyonlarının düzgün çalıştığı belirtildi. Ulusal basın 4 ülkeden sonra Japonya'nın Ay'a inebilen 5. ülke olduğunu bildirdi. 2 metreぐらいのところで第3回のホバリングを実施. Açıklamaya göre araç hedef bölgenin 100 metre yakınına indi. Araç bataryasının dayanabileceği süre zarfında Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Ay yüzeyi ve tabiatına yönelik veri toplayacak. Aracın taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilmesi bekleniyor.